Evet sevgili izleyiciler, vatandaşın tepkisi böyle. Hakikaten marketlere uygulanan direnme, marketlere uygulanan yaptırım, cezai müeddedeler neden elektrik ve doğalgazı uygulanmaz? Onlar da özel şirket. Dolayısıyla bunun arkasında kimler var? Nasıl bir başıboşluk ki bu kadar aradaki uçurum var? Yani bu demek ki 100 lira faturası olanlar bugüne kadar 100 lira ki o kadar gelmiyor. En düşük fatura 150 bin lira. Van'da bakıyoruz böyle evlere çok az kullananlara elektrik fiyatları zaten çok fazla. Dolayısıyla 100 lira 150 lira gelen faturalar bundan sonra 350'nin altında gelmeyecek. Yani bu anlama geliyor. Doğalgaz da hakeza çok onun gibi olmasa da ona yakın bir şey. Bu nedenle kamuoyunun tepkisi var. İdareciler bu konuya tepki göstermek zorunda ve pahalılığa her yerde tepki varsa buraya da gösterilir. Mesela size çok açık bir şey söyleyeyim. Şu anda benzin fiyatlarını, akaryakıt fiyatlarının kontrol edilmediğini görüyoruz. Vatandaş ne diyor biliyor musunuz? Kimin eli kimin cebinde? Bu kadar serbest piyasa bu kadar rahat mı? Şimdi petrolcüler yani akaryakıt satıcıları mecbur mu kalıyor? Dolar yine yükselmeye başladı. 3 gün önce 11,5 olan benzin bugün 13 liranın üzerinde. Her gün değişiyor, her gün üzerine geliyor. Bu nasıl bir başıboşluk? Bununla ilgili sorun vatandaşta mı? Sorun hükümette mi yönetemiyor? Bunlar kamuoyunda konuşulmalı. Bunlar tartışılmalı. Yani mesela hükümet her gün Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan zam stokçulara yaptırtmayacağız diyor. Fahiş fiyatları cezalandıracağız diyor. Ama hiçbir şey yok ortada. Fahiş fiyatlar almış başını gidiyor. Yani Cumhurbaşkanı'nı dinlemiyorlar mı gibi aklıma sorular geliyor ki görünen bu. İnanılmaz bir zam furyası almış başını gidiyor. Hiç kimse Cumhurbaşkanı'nın sözünü dinlemiyor. Dinlenilmediği ortada. Akaryakıt, elektrik, doğalgaz fiyatları ve az sonra daha sırada birçok fiyat var. Sevgili izleyiciler fiyat zamları var. Şimdi araç muayene ücretleri de belli oldu sevgili izleyiciler. 2022 yılına ait araç muayene ücret tarifesi belli oldu. Araç muayene ücretlerinde %36-20'lik yeniden değerlendirme oranında artışa gidildi. Yani yeni tarife 1 Ocak 2022'den itibaren uygulamaya konulacak. Hadi gelin bir de buradan yakın. 2022 yılına ait araç muayene ücret tarifesi belli oldu. 2022 yılına ait araç muayene ücret tarifesi %36,20 olarak uygulandı. Yeniden değerleme oranında artırılan ücretlerle oluşan araç muayenede yeni tarife 1 Ocak 2022'den itibaren uygulamaya konuldu. Söz konusu ücretlerde vergi usul kanunu genel tebliği ile 2022 yılı için belirlenen %36,20'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi. Tarifeye göre otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, römork ve yarı römork muayene ücreti 372 TL 88 kuruştan 507 TL 40 kuruşa çıktı. Otobüs, kamyon, çekici ve tanker muayene ücreti 503 TL 86 kuruştan 685 TL 58 kuruşa yükseldi. Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücreti 189 TL 98 kuruştan 258 TL 42 kuruşa çıkartıldı.